kar motosikletiyle gelebilirsiniz buraya. Isınabileceğiniz sobalar da var. Hemen arkada pisler var. Chill Out Bar burası da. Pizzamız da geldi. Öndeki mandalı arkaya doğru çekerek sıkıyoruz. Üstümüzü. Bütün ekipmanlar çok önemli dediğimiz evet. gibi. Snowboard bu işin daha serseri boyutu. Temizliyoruz. Başka ne söyleyebiliriz burası ile ilgili? Soğuk, karlı bir Kartalkaya'dan herkese selamlar. Kartalkaya'ya getirdim sizi. Beraber vlog hazırlayacağız. Tabii aklınızda bir sürü soru var. Kartalkaya nasıl bir yer? Burada ne yenilir, ne içilir, nerede kalınır, neler yapılır? Bunlarla ilgili her şeyi bir vlogta beraber anlatıyor olacağız. Beraber geziyor olacağız. Hava çok soğuk gördüğünüz üzere. Ben üşütmeyeyim daha fazla. Hadi başlayalım. Şimdi en çok merak ettiğiniz konulardan bir tanesi konaklama. Ben burayı ikiye ayırdım. Kartalkaya'ya girdiğiniz zaman sağa devam ederseniz Dorukkaya Otel, Kaya Palazzo Otel ve de Golden Key otelleri var. Yani 3 tane otel var hemen sağda. İleri devam ettiğinizde de Grand Kartal ve Kartal Otel var. Kartal Otel buranın en eski oteli. Yanlış hatırlamıyorsam 40 senelik bir otel. Bununla beraber her otelin de kendi bünyesinde işte ana binaya yakın bir de pistlerin olduğu civarda günübirlik kullanabileceğiniz yerler var. Bunlardan sizi Swiss fondue'ya getirdim ve şöyle kendime bir tane de latte ısmarladım. Şöyle çok güzel şık bir sunum eşliğinde. Buradaki alanları günübirlik kullanabiliyorsunuz. Burada yiyorsunuz, içiyorsunuz. İşte burası açık alanı. Bakın şurada ısınabileceğiniz sobalar da var. Onun haricinde buradaki sıcaklık yeterli değilse sizin için kapalı alanı da var. Orayı da göstereceğim biraz sonra. Günübirlik kullanabileceğiniz alanlardan bir tanesi burası. Onun dışında mümkün olduğu kadar bu alanları göstereceğim size. Artık siz karar verirsiniz kendi zevkinize, ihtiyacınıza göre. Bir de otel fiyatlarını soruyorsunuz ki dediğim gibi burada 5 tane otel var. Fiyatları sezona göre değişiyor. İşte sezon başında gelirseniz ayrı fiyat, sezon ortasında ayrı fiyat, işte yılbaşı bayramlarda. O yüzden birçok internet sayfası var bu fiyatları araştırabileceğiniz. Kartalkaya otel fiyatları ile ilgili bu şekilde yönlendirme yapayım size. Ben latte'mi soğutmayayım. Bunun bir tadına bakayım. Ondan sonra yine gün içerisinde gittiğim yerleri yine günübirlik kullanabileceğiniz yerleri anlatıyor olacağım size. Buraya günübirlik geldiniz. Yine kullanabileceğiniz yerlerden bir tanesini getirdim sizi. Kaya Palazzo Otel içerisinde Chill Out Bar burası da. Gördüğünüz gibi hemen şömine başında ki çok güzel bir manzarası da var. Bu manzara eşliğinde yine burada gün içerisinde içeceklerinizi alabiliyorsunuz. Çok güzel bir ortam var burada. Onu özellikle söyleyebilirim. Hem dışarıda kayak yapanları izliyorsunuz, hem burada içeceğinizi yudumluyorsunuz ve de şömine hemen yanı başınızda. Dediğim gibi günübirlik geldiğinizde kullanabileceğiniz yerleri mümkün olduğu kadar göstermeye çalışacağım size. Chill Out'tan bu kadardı. Hemen şurası Dorukkaya Otel. Dorukkaya Otel'in en çok kullanılan liftlerinden bir tanesi burası. Buradan Muteli pistlere gidiyorsunuz. Bakın burada kaymaya devam edenler. Nazlı liftiymiş burası bu arada. Hemen arkada da bu sene açılan Kaya Palazzo Lounge var. Yine buranın bu dışarıdaki alanlarını kullanabiliyorsunuz. Ki orada da ısıtıcılar, sobalar var. Biraz sonra içeriye gideceğim. İçeriği de göstereceğim size. Şöyle etrafı da yine içeri girmeden göstereyim. Bakın snowboard yapanlar, kayanlar. Evet, şurası Dorukkaya Otel. Şurası Kaya Palazzo. Ve burası da bu sene açılan Palazzo Lounge. Bir de bakalım içeride neler var. Evet, şöyle içeriği de göstereyim size. Beraber girelim. Çok şık bir atmosfer var içeride. Burası hem bir atıştırmalık bir şeyler alabileceğiniz bir yer, hem içeceklerinizi alabileceğiniz bir yer. Aynı zamanda da akşam saatlerinden sonra burası
alakart bir restorana dönüşüyor. Bu da bilgi olarak dursun. Hani günübirlik geldiğinizde içeceklerinizi de alabilirsiniz. Bu alakart restoranlardan da faydalanabilirsiniz. Bakın şurada muazzam bir şömine var. Onu da şöyle göstereyim. Ben çok sevdim burayı. Yani şu ana kadar gezdiğim yerler içerisinde favorim burası oldu. Hemen pistler de burada. Kayak yapanları izleyebilirsiniz. Sobalar da var etrafta. Hani dışarıda da olsanız üşümezsiniz bence. İçerisi de farklı, güzel bir ambiyansta. Burada tahmin edin kendime ne söyledim? Tabii ki salep. Bir tadına bakayım sizler için. Nefis. Evet, Kartalkaya gezimiz, günümüz, vlogumuz devam ediyor. Şimdilik bu kadar diyeyim. Bu manzaranın ve salebin tadını çıkartayım. Kartalkaya yolu ve ulaşımla ilgili aklınıza takılan sorular vardır illaki. Kendi aracınızla gelebilirsiniz. Gelirken iki tane yol var. Yani İstanbul üzerinden geliyorken ya otobandan geliyorsunuz ya da eski yoldan geliyorsunuz. Bolu'dan Kartalkaya 21 kilometre. Yaklaşık 30 dakika diyor ama biz bir saate yakın bir sürede geldik. Çünkü yavaş yavaş epey bir karlıydı yol. Onunla beraber birkaç noktada jandarma kontrol ediyor. Araçlarda kış lastiği var mı diye. Yani çok erken saatte de geç saatte gidip gelmiyorsanız zincir pek sorun olmuyor ama kış lastiği soruyorlar. Tabii ki yine kendi güvenliğiniz için de bence aracınızda bir zincir muhakkak bulundurun. Kendi aracınız dışında yine internetten araştırma yaparsanız direkt işte İstanbul'un muhtelif yerlerinden sizi alıp Kartalkaya'ya getiren firmalar var. Günübirlik de gelebilirsiniz. Buraya bir konaklama rezervasyonu yaptırdıysanız, konaklamanız varsa yine o araçlarla gelip yine otelden ayrıldığınızda o araçlarla da geri dönebilirsiniz. Bunlar da merak edilen konular diye düşündüm. Bunları da aktarmak istedim size. Bu arada özellikle seçtim bu saati ve bu yeri. Güneş şu arkadan batıyor. Kızıl. Bu vadi de şu an muazzam görünüyor. Biraz zoom yapabilir misin? Evet, aynen orası. Oldu mu? Nefis değil mi? Tamam. Okeydir. Şimdi de Kartal Otel'lerin oğlu tarafa getirdim sizi. Burada Kartal Otel ve Grand Kartal Otel var. Kartal Otel'in hemen altında da Morino Kartalkaya var. Buraya getirdim. Buradaki atmosfer de müthiş. Hemen arkada pistler var. Yani buraya geldiğinizde hem açık havada oturabilirsiniz. Şu an hazırlık aşamasında, sezon yeni başladı. Burada keyif yaparken kayanları izleyebilirsiniz. Yine kapalı tarafı da var. Orayı da göstereceğim size. Hadi şimdi oraya geçelim. Evet, Morino'nun içerisine geldim. Burayı da göstereyim size şansımıza. Oldukça sakin. Evet. Çok hoş dizayn edilmiş burası da. Evet. Hem terasında hem de dilerseniz bu kapalı alanında keyifle vakit geçirilebilir. Burası ile ilgili detayları, fiyatları da anlatıyor olacağım size. Şimdi hemen karşısı Kartal Otel. Döndüm. Grand Kartal Otel. Şu arkada kaya otelleri var. Ve burada şu sağ tarafta kayak kiralayabiliyorsunuz. Burası da Flame Cafe. Şimdi sizi oraya içeriye götüreceğim. Günübirlik en çok kullanılan yerlerden bir tanesi burası. Evet, dışarıdan gösterdim size Flame'i. İçerisine de getirdim. Çok güzel bir şömine var burada. Biraz geçmiş ama yine oldukça sıcak dışarıya göre. Keyifli bir ortam var. Yani Kartalkaya merkezi geldiğinizde yine günübirlik kullanılabilecek yerlerden bir tanesi. Hem içecek hem de yemek servisi var. Tamam. Fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı. Yani 2 kişi geldi bir yemek yemek istedi. Yani aperatif ya, hamburger, pizza tarzı bir şeyler. 150-200 TL. 2 kişi. Evet, evet, duydunuz. 150-200 lira arasında 2 kişi burada karnını doyurabiliyor. Türk kahvesi ne kadar? Türk kahvesi 25 lira. Ondan sonra çayımız bir meşrubat ne kadar? Meşrubatta 20-25 lira. 20-25 lira arası. Meşrubat çayda 15 lira. Şimdiden afiyet olsun. Kartal Otel'den sizi
Tepe Kafe'yi getirdim. Kartal Otel'in bünyesinde burayı da yine günübirlik kullanabilirsiniz. Yani kayak yaparak, o telesiyecilerden tırmanarak gelebilirsiniz ya da bizim gibi kar motosikletiyle gelebilirsiniz buraya. İçerisi oldukça orijinal. Biraz sonra içeriği de göstereceğim. Şurada kayak yapanlar var. Bakın. Bayağı bir hareketli bu alan. Telesiyeciler tırmanıyor. Buraya kadar çıkıyorlar. Buradan aşağı iniyorlar. Burada 23 tane pist var. Yani onlarla ilgili çok ahkam kesecek bilgim yok. Muhtemelen buranın haritasıyla ilgili bir şeyler ekleyeceğim ekrana. Şu anda onlar görünüyor olabilir. İlgilenenler oradan baksınlar. Yani baby liftler var. Baby lift dedikleri yeni başlayanların kullandığı liftler. Onun dışında işte acemiler için, orta seviye olanlar için bir de zor pistler var. Ama gördüğünüz üzere kayak yapmak için şu an ortam müsait. Sadece sis var. Bakın şu an kayakçılar keyfini çıkartıyorlar. Kayak yapanlar, board kullananlar. Evet, gayet güzel bir ortam var. Başka ne söyleyebiliriz burası ile ilgili? Soğuk. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Biraz içeri gidip ısırayım ben. Görüşürüz. İçerideki atmosferi de göstereyim size. Geldiniz Tepe Kafe'ye. Burada klasik sucuk ekmek, köfte, işte sıcak içecekler, soğuk içecekler, onları alabilirsiniz. Şöyle dışarıyı da göstereyim. Sucuk ekmek ne kadar mesela? Efendim? 100 lira. Sucuk ekmek 100 lira. Onun haricinde bir Nescafe Türk kahvesi aldılar. 30 lira. Tamam. Yani 30 liraya içecek içebiliyorsunuz. Bir de sucuk ekmek yapalım derseniz onun fiyatı da 100 lira. Evet, Tepe Kafe'de böyleydi. Kartal Otel'de resepsiyonun hemen yanında Ski Pass alabileceğiniz büro burası. 23 tane noktanız var değil mi abi? O 23 noktayı Ski Pass aldıklarında ücretsiz... Ücretsiz bir şekilde Kartal Otel misafirleri ücretsiz bir şekilde tüm pistleri kullanabiliyor. Tamam. Açık maskeyi çıkartsana abi, sesin duymaz oradan. Bir daha alalım abi. Açık olan tüm pistleri Kartal Otel misafirleri ücretsiz bir şekilde hepsini kullanabiliyor. Ne kadar Ski Pass ücreti abi? Normal. Günübirlik geldi mesela. Günübirlik geldi, hafta içi hafta sonu fark etmiyor, 300 lira fiyatları. 300 lira. Evet, doğru. 23 tane pisti de kullanabiliyor. Hepsi ücretsiz bir şekilde kullanabiliyor tabii ki. Günübirlik de otel misafiri de aynı pistleri kullanabiliyor. Liftleri de pistleri de tabii kullanabiliyor. Tabii ki, evet. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Kolay rica gelsin. Ederim. İsminiz neydi? Rasim. Rasim Bey, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Tepe Kafe'ye çıkardım sizi. Aşağı indik. Chair liftlere bindik. Şimdi tekrar yukarı doğru devam ediyoruz. Yani Ski Pass aldığınızda 23 tane lift var demiştim burada. Bunlardan bir tanesi de chair liftler. Yani kayak yapmasanızı bizim gibi böyle etrafa bakarak, kayak yapanları izleyerek bu chair liftleri kullanıp yukarı çıkabilirsiniz. Aynı zamanda bunlar aşağıya deniyor. Aşağı inerken de çekeceğim sizleri. Bakın şurada da farklı bir liftin yine başlangıcı var. Orada sırada bekliyor kayakçılar. Onunla yukarı tırmanıyorlar ve bu pistlerden aşağı doğru kayıyorlar. Board kullananlar var. Bugün epey çok gördüm. Ondan sonra normal kayak yapanlar var. Yani şey soru olabilirsiniz bana. Ya buraya kadar geldin, niye kayak yapmıyorsun? Yani beni çok cezbetmiyor. Ya o ritüel benim için çok uzun. O kıyafetleri giy, tekrardan o kıyafetleri çıkar. Bir de yani epey bir uzun sürüyor. Onun giyinmesi, kuşanması yarım saat. Yukarı çıktın yarım saat. Yaptığı bir saat. 2 dakikada aşağı iniyorsun. Çok bana göre işler değil. Ama etrafı, bu ambiyansı göstermeye çalışıyorum size. Elimden geldiğince. Ortam şu an böyle. Biz de keyfini çıkartıyoruz şu an chair lift'te. Kartal Kayan'ın. How are you today? Nasıl gidiyor? Fine, yeah. Sanırım bıyıklarım dondu. Baksana bir. Evet. Donmuş mu? Bıyıklarım dondu. Gözüm? Gözümde mi? Gözlüğüm gözümde. O kadar bir haberim kendimden. Neyse, ben size kendimi değil de etrafı göstereyim. 1-2. Dön oğlum. Evet. Çeyirli pistleri çıkanlar. Otel hemen aşağıda şurada. Kartal Otel. Şurada Grand Kartal. Ve ileride Kartal Kayı'nın merkezi. Evet.
Evet, kendi kendine eğlence yapanlar da var. Evet, akın akın yukarıya pistlere çıkıyorlar. Dondurucu bir soğuk var bu arada. Hakikaten bu çok tutkulu olmak gerekli bu kayak sporunu yapmak için. Evet. Aşağıda kayanlar snowboard yapıyorlar. Bu arada snow park da var biraz yukarıda. Yani oraya da götürmeye çalışacağım sizi. Yani board yapanlar için. Tabii ki onu iyi derecede bilenler için yapılmış o park. Atlama rampaları falan var. Yine snow park ilginizi çekerse bu Kartal Otel pistlerinin içerisinde snow park da var. Yine kaya otellerinin de snow parkı var. Ama henüz sanırım sezon başı olduğu için onlar açılmamış. Yine snow parkta ilgilenenlere duyurulur. Evet, arkadaşlardan bir tanesi ileride kara saplandı. Ha, poz veriyor bence şu an. Bu arada sezon başı olduğunu söyleyeyim. Şu an biz Aralık ayında mıyız? Evet. Aralık ayının, yani yılbaşının arifesi. Çok az kaldı yılbaşına. Sezon buralarda yeni yeni başlıyor. Bakar mısınız şurada çam ağaçları? Şöyle biraz daha geriye alayım. Karla kaplanmış. Çok güzel bir görüntü var. Yani şu görüntü için bu sıva katlanılır mı? Katlanılmaz. Ben katlanmam. Valla sizin için çıktım buralara. Ya emin olun. Aşağıda keyfim gayet yerindeydi yani, sıcacık. Salep'in biri giriyor. Türk abisinin biri gidiyor. Bakar mısınız, her yeri karla kaplanmış. Da bunlar çam ağacı değil sanırım. Ya bir kısmı çam ağacı. Bakın bunun üstünde yapraklar kalmamış. Ya çok güzel ya. Şöyle tepesine kadar göstereyim. Evet. Tabi zirvede bir noktadan sonra artık ağaç da kalmıyor. Bunlar da son ağaçlar. Zirveye çıkarken. Evet, otel göründü. İyice kadraja girdi. Evet, çok az kaldı. Artık bitiyor. Bu arada bu çeyirlikler sadece gidişte kullanılıyor. Biz biraz torpiliyiz, bize sağ olsunlar. Destek oldular. Kayak yapmadığımız için. Bakın aşağıda bir yoğunluk var şu an. Şunu şöyle kaldıralım. Ops. Evet. Evet. Atlayalım mı? Böyle inebilirsiniz. Ops. Gel. Merhaba abi. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Süper süper abi. Gayet güzel her şey. Evet. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ha, şuradan çıkabiliriz. Evet, buraları da göstereyim gelmişken. Bakın burada da bir çeyir lift var. Bakın liftler ve tesisler. Şurada yazıyor. Şöyle yaklaşayım biraz, göstereyim size onları. Ne diyor? Liftler ve tesisler. İşte Köroğlu, Çam Çukuru, Büyük Yeşil Park, Resulde'de, Tepe Kafe. Tepe Kafe'ye gittik. Resulde'de pisti de oradaydı zaten. Onun dışında burada. Bakın bir harita var. Şöyle biraz daha geri geleyim. Haritayı tam olarak görün. Ve hemen yanında da kayak pistleri burada. Evet, şu an liflere çıkmak için bekleyenler. Onlara da şöyle yaklaşayım. Ah. Evet, start verecekler ve buradan yukarı liflerle tırmanacaklar. Bizim bindiğimiz çeyir lift şurada. Bu nereye çıkıyor abi? Şimdi burada Eren çıkanlar. Hangi şey? Pist? Bu ana lift. Ana lift. Evet. Ana lift. 700-800 metre daha yukarı çıkacaksınız, evet, bundan. Tamam. Çok güzel. Neyi bekliyorsunuz abi şu an? Askı dolandı da onu bekliyor. Ha, askı dolanmış yukarıda. Müşteriler tam düzenli atmıyor. Hmm.
Anladım abi. Böyle şeyler olabilir diyorsun yani. Aynen. Ya bu hiç tarzı. Evet. Burası böyle yığılıyor. Acemisi dolu. Aynen. Evet. Başladılar. Şeyini kalkanı. Tırmanmaya. Evet, bol şans. Var mı başka binecek olan? Ha, bunu da tutunuyorlar abi. Bu alette doğru yukarıya. Çok güzel ya. Kolay gelsin abi, hayırlı işler. Görüşmek üzere. Evet abi, pistleri buradan çıkıyoruz. Evet. Değil mi? Şu an başladık mı abi? Evet abi, şu an. Abi şimdi bu şeyi anlatabilir misin bize? İlk defa mesela bu şeyle, aktiviteyle evet, temas edecek birisi. Kesinlikle kıyafet çok önemli, evet. Ekipmanlar. Kayaklarımızı kayak odalarından kiralayabiliyoruz. Evet. Günlük şekilde. Evet. Bu şekilde ben size yavaştan kayaklarımızı. Ama öncelikle kesinlikle ders almak gerekiyor. Kesinlikle evet. Tek başımıza çıkmamamız gerekiyor. Değil mi? Risk çok şey, önemli. Çok, evet. Çok tehlikeli. Çünkü zor bir spor. Evet. Çok keyifli öğrendikten sonra. Evet. Öncelikle temizliyoruz. Evet. Kayaklarımızın altımızı ayaklarımızı. Kayaklar takıldı. Bunlar evet. Da baton elinizdekiler. Batonlar. Evet. Ondan sonra gözlüğünüz var, kaskınız evet. Var. Başka neler var abi? Pantolon var. Üstümüzü. Bütün ekipmanlar çok önemli dediğimiz evet. Gibi. Bu gözlük kiralanabilir mi yoksa? Evet, her şey var kayak odasında, kiralanabiliyor. Mont, salopettir, evet. Kayaktır, eldivendir, gözlüktür. Tamam. Biz önce aslında kayak odasından başlayacaktık, ters yaptık. Şimdi sizden sonra kayak odasını gideceğim. Tabii, kesinlikle. Orayı da anlatacağım. Öncelikle dediğim gibi ders alınırsa daha verimli olur. Evet. Ve tek başına çıkıldığında sakatlıklar çok fazla oluyor. Evet. Her yaştan. Biz 3 yaşta başlatıyoruz. Yaşta sevdiriyoruz ilk. Evet. Yetişkinler de alabilir ders. Tabii kesinlikle. Evet. Durumuna bakıyoruz pistte. Ona ne göre, kadar sürüyor abi bir ders? Bir saat. Bir saat sürüyor hemen hemen. Evet. İlk temel eğitimi yapıyoruz. Evet. Tırmanma. Beybiliklerde yapıyorsunuz değil mi? Daha tabii, böyle yumuşak. Kesinlikle. Bizde level'la bir ilerliyor. Evet. Birinci level, ikinci level ve sonraki üst pistlere doğru çıkıyoruz. Evet. Kayak uzun ömürlü bir spor. Güzel yani kesinlikle. Hani sadece öğrenmeyle bitmiyor. Değil mi? Tabii, bir yaşam tarzı, bir tutku tabii, oluyor. Kesinlikle. Aynen. Yani fiyatlardan da bahsedebilir misiniz kısaca? Tabii, bu sezon 2020. Bu sezonun fiyatları 1 saat 600 TL. Evet. Bu ikili, üçlü ve gruplarda fiyat her zaman düşer. Anladım. Grup evet, ailece gelirlerse daha uygun evet, fiyatlardan. Kesinlikle. Da, evet. Kredi kartı nakit ödeyebiliyorlar yukarıda. Kesinlikle ofisinizde. Bunlar tamam. Geçerli. Yine zaten ofiste yukarıda her zaman bir görevli oluyor. Evet, deskimiz var. Onlar yardımcı oluyorlar. Aynen. Biz de kesinlikle en iyi şekilde ilk sevdirip sonra teknik şekilde devam ediyoruz evet. Derslere. Sizi o zaman uğurlayalım abi. Evet. Çok teşekkürler. Sağlık. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Bol şans. Evet. Burak Hoca gitti. Süzülme gitti baba. Bakıyor. Evet. Şimdi kayak odasına gidelim. Ters yaptık sizi. Önce aslında kayak odasına gidecektik. Ama şimdi kayak odasına gidelim. Bir de orada fiyatları, detayları anlatayım size. Burak Hoca'dan sonra sizi kayak odasına getirdim. Burası Kartal Otel'in kayak odası. Kar Spor firması işletiyor burayı. Bakın burada ayakkabıdan kayak malzemelerine kadar her şey var. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, selamlar. Neydi abi isminiz? Ahmet. Ahmet abi, selamlar. Şimdi buraya ilk defa geldi birisi. Hiçbir kıyafeti getirmedi, normal benim gibi geldi. Evet. Tüm malzemeleri sizden kiralayabiliyor mu? Tabii, kiralayabilirler. Her şey mevcut. Kayak ayakkabısı, kayak, mont, pantol, eldiven, gözlük, kask, her şey mevcut. Evet. Burada günlük olarak kiralıyoruz. 3 aşağı 5 yukarı ne kadar abi, tam takım kiralarsa? 3 aşağı 5 yukarı 750'ye falan geliyor. Evet. Tam takım çıkabiliyor. Ama hiç bence almaya gerek yok çünkü çok pahalı. Tabii kiralamak daha uygun. Zaten burada malzemeler her kullanıp geldikten sonra dezenfekte ediyor. Yıkanılıyor. Aynen. Muhafaza ediyorsunuz burada. Tabii. Bir de taşımak falan da mesela. Aynen öyle. Bence çok mantıklı ya. 750 lira. Yani öyle bir takım alsa herhalde bir 15-20 bin lira civarında. Geçer. Değil mi? Geçer yani, mi? Şimdi bir de kurmur deyince haydi haydi bayağı bir geçer. Aynen abi.
Tamam. Başka? Şimdi şurada, geldiler buraya. Burada kabinler falan var abi. Tabii. Şöyle. Her otel müşterisinin kendine ait dolapları var burada. Şifreli şekilde. Peki günübirlik geldi abi. Alın. Günübirlik geldi. Kayak da yapmak istiyor. Kayak yapmak istiyor da yan tarafta başka bir kayak odamız, dolap odası var. Tamam. Orada yardımcı oluyoruz. Onun için ücret ödüyor mu? Şayet buradan kiralamamışlarsa, başka yerden kiralarlarsa ücretli. Ya da kendiniz sahip olmak. Şahsi ise ücretli. Ne kadar abi ücreti onun da? 50 lira. 50 lira. Aynen, ama otel müşterilerine tamam. Bedava. Tamam abi, teşekkür ederiz. Rica ederim abi. Şu cihazlarını da çekeyim abi seni. Çek abi. Merak ediyorum. Bir de kayaklarımız her 2 yılda bir değişiyor. 2 yılda bir değişiyor. Şükürlüyoruz. 2 yıl içinde de miladı dolanları arada değiştiriyoruz. Abi sizde müşteri memnuniyeti yükseldi de ya. Şeyler, montlar nerede abi? Montlarımız da şu tarafta abi. Onlara da bakalım mı? Buyurun. Evet. Kayak odası böyle bir yer arkadaşlar. Daha önce kayak odası görmemişsiniz. Böyle bir yer işte. Ve burada çeşit çeşit montlar var. Zevkinize göre mavi, turuncu, abi, yeşil pantolonlar. Burada da kasklarımız var, evet, eldivenlerimiz var. Burada kasklar ve eldivenler var. Abi teşekkürler. Yani, ağzına sağlık. Görüşmek üzere. İyi sezonlar. Görüşürüz abi. Allah'a emanet. Snowboard bu işin daha serseri boyutu. Yani, evet. Gençler tercih ediyor evet, daha ziyade. Kayakta birazcık daha, eğer altınızdaki kayak uygun değilse piste bağlısınız. Snowboard'da off-pist imkanınız çok. Yani ezilmemiş olan, daha bol kar, toz kar olan yerleri girip çıkıp istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Evet. Sıfır başlangıç seviyesinden işte 5-6 yaştan itibaren çocuklarla başlıyoruz. Evet. Yetişkinlere de aynı şekilde. Ortalama olarak 3 ile 5 saat arasında tam sonuca ulaşıyoruz. Daha böyle verimli, sağlıklı. Ha, 3-5 saat. Yani tabii kişiye göre de, öğrenciye göre de değişiyor, evet, ama ortalama olarak 3-5 saat arasında iyi bir sonuç alıyoruz öğrencilerimizden. Süper. Bir giyme ritüelini gösterebilir misin abi? Boardlar, board'u direkt tanıtayım. Board, evet, iki ayağımızın bir bağlama aracıyla board'u bağladığımız ve kar üzerinde eğim aşağı kaydığımız bir aracımız. Evet. Board'daki frenleme sistemi arka ve ön kenar çelikleri, şu arka kenar yani topuk kısımlarımız, ayağımızın, evet, topuğuna denk gelen kısmı, arka kenar ve ön kenar çelikleriyle frenleme işini yapıyoruz. Evet. Zaten snowboard'da iyi ileri seviyede kaymada ön kenar ve arka kenarı kullanarak hızlı bir şekilde ilerlemektir, dönüş yaparak ilerlemektir. Terimsel olarak şöyle, hani çok fazla yanlış söylem var, işte parmak ucu, topuk, ne bileyim, ön çelik, arka çelik. Bunların lügattaki yani doğru terimi ön kenar, arka kenardır. Bu bağlamamızda iki tane strap dediğimiz kemerler bulunuyor. Kayışı şuradan tokadan geçirip öndeki mandalı arkaya doğru çekerek sıkıyoruz. Açarken de arkadan öne doğru ittiriyoruz ve açılıyor. Doğru olanı şu. Hem botumuz, evet, hem snowboard botumuz ve hem de bağlamamızda herhangi bir boşluk kalmaması gerekiyor. Ayağımızı tamamen kavraması gerekiyor. Eğer ki bir boşluk kalma durumunda ya da kötü bir malzeme, eski bir malzeme kiraladığınız durumda, bu sefer düştüğünüzde ayağınızdan tokalar ya da strapler fırlarsa sizi, evet, ciddi şekilde diz sakatlıklarına, hmm, ayak bileği sakatlıklarına sebep olur. Evet, ciddi yaralanmalar olabiliyor. Botunuz gevşekse daha çok, evet, ayak bileğinizde sakatlık yaşayabilirsiniz. Bağlama gevşekse dediğim gibi birden ayağınız çıkar, dizinizde problem yaşayabilirsiniz. Bu şekilde onun dışında gelip kaymanızı öneriyorum. Anladım abi. O zaman bize şöyle bir kayabilirsin abi bir de. Merhaba. Şey, o yukarı kısmını da görelim. Evet, çok ağır. Sizin snowboard ücretine kadar 50 dakika sürüyor. 50 derslerimiz dakika 50 dakika. 50 dakikalık, evet, ücretimiz 600 lira. 600 lira. Evet. Yine yukarıda kartla yukarı ödeyebiliyorlar. Kartla ödeme almıyoruz. Daha çok hesabı havale ya da nakit alıyoruz. Tamam. Yukarıda snowpark da var değil mi? Daha usta. Yukarıda snowparkımız da yazdım, ancak şu anda oraya reyiller, boxlar gelecek. Snowparkı, evet, bu sene geliştiriyoruz. Yeni bir sponsorumuz var. Bu sürpriz olsun. Tamam. Şu an açıklamayalım. Senin board kullananlara güzel bir haber bu da. Board kullananların bu seneki adresi Kartal Kaya'da. 2022 Kartal Kaya'da, evet. Evet abi. Evet. Teşekkür ederiz. İyi sezonlar. Bakın hemen arkada Kartal Otel. Kartal Otel'in kayak odasından çıktınız. Buradan kayarak şöyle
aşağıya. Solda liftler var, oraya ulaşabiliyorsunuz ki şöyle muazzam bir manzara var. Ben onu da göstermek istiyorum size. Nefis. Buradan kaya kaya aşağıda. Zaten lifler şurada, sesleri de geliyordur artık size. Nasıl manzara ama? Şahane değil mi? Evet, hava epey bir kapalıydı. Yani şu anda çok açık da denemez. Hemen güneş şurada bulutların arasında bir merhaba dedi. Ben de fırsattan istifade şöyle bu alanları göstereyim istedim size. Evet. Şöyle birisi de önümüzde board yapıyor. Onu da şöyle göstereyim. Sabah şu chair liftlere binip yukarı gittik. Onu gösterdim size. Biraz soğuk olmakla beraber farklı bir güzel bir deneyim oldu. Şöyle kendimi de göstereyim güneş karşıdayken. Evet. Yani kayak yapacağım sanırım ya. Yavaş yavaş çalışmaya başladım. Bu kar ve kayak mevzularına. Neyse şöyle kamerayı tekrardan çevireyim. Bataçık'a gidiyorum bu arada. Sol tarafta Morino Cafe. Buraya da geleceğiz akşam yemek için. Evet, yine otel şöyle arkamızda. Ve pistler burada. Evet. Buradan pistlerden yukarıya doğru liftler sizi çıkartıyor. Siz de hemen yanlarındaki pistlerden kaya kaya aşağıya iniyorsunuz. Evet. Liftleri göstermiştim size gün içerisinde. Şimdi de bakın Molino Kartalkaya'ya getirdim. Burada bir akşam yemeği alacağız. Buranın içerisinde göstereceğim. Şu an akşam üzeri en sakin zamanında özellikle geldim ben. Evet, müthiş bir manzarası var. Yani dilerseniz burada açık alanında oturup bakın bu güzel manzara eşliğinde dinlenebilirsiniz. Sıcak soğuk bir şeyler içebilirsiniz. Yemek yiyebilirsiniz. Ya da içeride de vakit geçirebilirsiniz. Biraz sonra zaten beraber içeriye de gidiyor olacağız. Tekrar Morino Kartalkaya'ya getirdim sizi. Akşam yemeği için getireceğimi söylemiştim. Evet. Bu nedir abi şimdi? Kuzu kulağı. Kuzu kulağı roka salatası. Sirkeli kayısı sos, taze köy lörü ve kavrulmuş antep fıstığı. O kadar çok şey söyledik ki ben bunları nasıl söyleyeyim şimdi. Çok güzel görünüyor. Onu söyleyebilirim kısaca. Evet, bir tadına bakacağım. Sizin özel spesiyal salatanız mı? Evet, tam olarak öyle. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Evet, salata geldi. Biraz sonra da pizza gelecek. Ondan sonra buranın gündüz halini göstermiştim size. Gece hali de muazzam. Gündüz zaten şu aşağıda pistler, birlikler var. Orada işte kaydıktan sonra hemen buraya vakit geçirmeye geliyor kayak severler. Teras tarafı da var, kapalı alanı da var. Çok şık bir şöminesi de var. Orayı da tavsiye ederim ama biraz hızlı davranmanız lazım. Onun önünde bir koltuk grubu var. Onun haricinde ya gayet keyifli. Tam böyle bir dağ havası var. Tavanı falan çok şık hakikaten. Çok güzel hazırlanmış. Ben çok sevdim, çok beğendim. Biraz sonra pizza gelecek. Pizzanın da tadına bakayım. Ondan sonra yemekle ilgili düşüncelerimi söyleyip fiyatlardan bahsedeceğim size. Evet, pizzamız da geldi. Pizzamız neydi abi? Kaburgalı. Kaburgalı. Yavaş pişmiş dana kaburgalı pizza. Üzerinde pekmezli karamelize soğan var. Parmesan ve taze. Tamam şimdi. Kaburga, ondan sonra parmesan. Mozzarella peyniri. Mozzarella peyniri. Parmesan peyniri. Pekmezli karamelize soğan. Pekmezli karamelize soğan. Taze kekik. Taze kekik. Roka ve tekrar parmesan. Roka, üstüne tekrar parmesan. Abi nefis görünüyor. Ellerinize sağlık. Ben şimdi bunu yiyecek miyim? Bunu arkadaşlık mı yiyeceğim abi? O kadar. Evet. Zeytinyağı mı? Sızma zeytinyağı. Tamam, sızma zeytinyağı geliyor şimdi üstüne. Sizin isminiz neydi? Sercan. Sercan Şef burada bu arada. Bu lezzetli ürünlerin başında Sercan Şef var. Abi elinize sağlık. Çok güzel görünüyor her şey. Evet, ben bunların bir tadına bakayım. Sonrasında tekrar hem ürünlerin fiyatları ile ilgili hem de lezzetleri ile ilgili
bir şeyler aktarayım sizlere. Pizzanın ve salatanın da tadına baktım. İkisi de mükemmel. Hakikaten çok lezzetli. Samimiyetle söylüyorum bunu. Pizzanın fiyatı 165 lira. Salata da 95 lira. Burayı tavsiye ediyorum. Hem ambiyansı çok iyi, hem lezzetler güzel. Çalışanlar gayet güler yüzlü. Morino Kartalka'yı sizlere tavsiye ediyorum. Buraya gelirseniz bence bir akşam yemeği olabilir ya da gündüz bir şeyler içmek için de olsa buraya gelmelisiniz. Yavaş yavaş Kartalkaya tatilimizin vlogumuzun da sonuna geliyoruz. Bizim için güzeldi. Ben Kartalkaya daha önce defalarca kez geldim. Ama ilk defa bu kadar çok yeri bir güne sığdırdım. Biraz da sizin için aslında birçok yere gitmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Kartalkaya ile ilgili bir şeyler aktarabilmişizdir sizlere. Beğendiyseniz tabii ki beğen butonuna lütfen basın. Kartalkaya ile ilgili sorularınızı, yine bizim gezilerimizle ilgili sorularınız varsa onları yorumlar kısmından lütfen iletin. Bunları keyifle yanıtlamak isteriz. Kartalkaya ile çevrenizi ilgilenenler olabilir. Arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz. Lütfen videoyu da onlarla paylaşın. Son olarak tabii ki Yukarıdan Bak kanalına abone olmayı unutmayın. Kartalkaya'dan sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Watch me. Just follow every move. Touch me. Let me know you want it too. Don't tell what you need.